Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlıkta birçok FETÖ'cünün tespit edilmesine rağmen dosyalarının sümen altı edilerek o isimlerle çalışılmaya devam edildiğini söyleyen Hüseyin Likoğlu, FETÖ konusunda hassasiyet gösterenlere paranoyak denildiğini belirterek, Kapalı kapılar ardında FETÖ ile mücadelenin timsali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da paranoyak dediklerini bildiğimiz için şeklinde yazdı. Hüseyin Likoğlu'nun yazısı şöyle. Fetullahçı terör örgütüyle mücadelede 15 Temmuz öncesinin kodlarına dönüş olduğuna ilişkin çok güçlü sinyaller gelmeye başladı. 15 Temmuz öncesi FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak için kullanılan üslubun çok yaygınlaştığını duyuyoruz. Birçok bakanlıkta FETÖ ile mücadele etmek için oluşturulan komisyonlar havanda su dövüyor. Görevini yapan nadir de olsa bazı komisyonların çalışmaları üst makamlara takılıyor. İmza atan olmayınca çalışmalarda sümen altında kalıyor. Daha vahimi tespit edilmesine rağmen o fetöcülerle çalışmaya devam ediliyor. Bazı bakanlıklarda bir daha FETÖ'cü dosyası görmek istemiyorum deme cesaretin görecek üst düzey adamlar türedi. Amma taktınız bu paralel yapıya. Siz de her şeyi Fethullahçılara bağlıyorsunuz. Size göre herkes Fethullahçı diyenler 15 Temmuz'dan sonra biraz tırstıysa da zamanla tekrar ortaya çıkmaya başladı. 15 Temmuz'dan sonra o perinçekçi, bakmayın siz ona o ulusalcı, o din düşmanı olduğu için her şeyi FETÖ'ye bağlıyor. Kesin kripto ifadeleriyle FETÖ konusunda hassasiyet dile getirenleri ekarte etmeye çalıştılar. Perin ulusalcı, din düşmanı, kripto yaftası tutmayanlar yeni bir evreye geçti. Paronayak. Evet, onlara göre her yerde FETÖ arayanlar paronayak. Fetullahçı terör örgütüyle mücadelede eksikler gördüğümüz için evet paronayaz. 17-25 Aralık'tan önce Hoca Efendi diyenlerin bugün en anti-FETÖ'cü görünmelerinden dolayı evet paronayaz. 15 Temmuz öncesi yalpalayanların 15 Temmuz'dan sonra da hala yollarını bulamadıklarını gördüğümüz için evet paranoyaz. Samimi itirafçılar ihraç edilirken inkar edip sinsice gizlenmeyi başaranların hala devletin ilgili kurumlarında cirit attığına tanık olduğumuz için evet paranoyaz. Samimi itirafçıları kapıya koyarken vicdanı sızlamayanların, kontrollü itirafçıları ve inkarcıları sistemde tutmak için nasıl vicdan yaptıklarına şahit olduğumuz için evet paranoyaz. Refere ettiklerinin FETÖ'cü çıkmasından hiç ızdırap duymayanların, refere ettiklerinin FETÖ'cü çıkmasından hiç ızdırap duymayanların, hala birilerini refere etmek için iştahının tükenmediğine tanık olduğumuz için evet paranoyaz. Sözde FETÖ'cü mağdurlar için döktükleri gözyaşlarının milyonda birini FETÖ'nün yetim bıraktıkları için dökmeyenleri gördüğümüz için evet parona yaz. 15 Temmuz'un üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen pişmanlık duyan tek Fethullahçı'ya şahit olmadığımız için evet parona yaz. Hala mahkeme salonlarında gazi şehit yakınlarını tehdit etme cüretini gösteren darbeci hainlerin görüntülerine tanık olduğumuz için evet parona yaz. 15 Temmuz'dan sonra bile kamuya yapılan alımların içinde kritik görevler arasında hala FETÖ'cüler çıktığı için evet parona yaz. Fetöyle mücadele edilirken fetullahçı yöntemlerin kullanıldığını gördüğümüz için evet parona yaz. 15 Temmuz'dan sonra gerek TSK'da gerekse başka kurumlarda terfi ettirilenler arasında azılı fetullahçıların çıktığını gördüğümüz için evet parona yaz. Fetullahçı denilince gözlerin muhafazakarlara çevrilip sanki FETÖ her yerde yokmuş gibi korunaklı alanlar oluşturmaya çalışanları gördüğümüz için evet paranoyaz. 15 Temmuz'un en üst düzey sivil yöneticisi Adil Öksüz'ün nasıl kaçtığı ve şu anda kimler tarafından nasıl korunduğunu düşünürsek evet paranoyaz ömrünü bu ülkeye, bu millete ve Müslümanlara düşmanlık etmek için adayan Pensilvanya İblisi Fetullah Gülen'in hala ABD'nin bütün kurumları tarafından nasıl korunduğu ortadayken evet biz paranoyaz. Bize açıktan paranoyak diyenlerin kapalı kapılar ardında FETÖ ile mücadelenin timsali Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da paranoyak dediklerini bildiğimiz için evet paranoyaz. FETÖ ile mücadele hassasiyetlerini zirvede tutanlara paranoyak diyenler. Tamam biz paranoyaz da siz ne ayaksınız?